Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle Chloe hakkında konuşacağız. Aa, kanalımı e, yakın bir zaman önce başlattım bildiğiniz gibi ve birçok yorumda Chloe markası ve o, bu markanın parfümleri soruldu. Ben de e, genel içerik sıralamamı değiştirdim. Chloe'yi hemen araya koydum. Yine gittim. Bazıları zaten biliyordum. E, Bazılarını bilmiyordum. Onların minyatürlerini aldım. Tekrar bir hatırlatmak için kendime. Hepsini sırayla tek tek geçeceğiz. Chloe ile ilgili fikirlerimi size bildireceğim. Lütfen hiçbir yere ayrılmayınız. Şimdi Chloe çok soruldu dediğim gibi. A, 2009 yılında bu signature herkesin çok beğendiği a, e, Eau de Parfum, Chloe Eau de Parfum'i çıkarmıştı. Devamında bunun flankerları çıktı. Yine aynı zamanda da a, yeni bir parfüm a, de çıkarttı, Normal. Aa, ve Nomad'ın da iki tane flanker'ı var. O da tuvalet ve de bu a, 2020 a, a, Şubat'ta çıkan Absolute de Parfum. Nomad Absolute de Parfum. O da var elimizde bugün. Ve de aynı zamanda Love Story. O da bildiğim gibi farklı bir parfüm. Ve de aynı zamanda yine gittim bunu özel flanker aldım. Bu e, dekant aldım. Traveler dekant aldım. Bu da Fleur de Parfum. O de Parfum konsantrasyonunda. Şimdi ben genel olarak hani hepsini çok bir sıraya dizmedim. Genel olarak işleyeceğim. Fakat şimdi ilk başta bu arada kediler de odada. Chloe'ye onlar da katılıyorlar. İlk olarak bu e travel size da başlayacağım. Gittim bunu çok merak ediyordum. Ama bu minyatür benim aldığım biliyorsunuz bu minyatür boyları var hepsinin. Güzel güzel. Onlardan bulamadım. Bu dekan bunu söyledim. Dekant şeklinde traveler ve bunun adı Chloe Fleur de Parfum, Eau Şimdi gelin bunu bir sıkalım bir güzelce. Etrafa. Okay. Şimdi bu Fleur de parfümeyi beğeniyorsanız lütfen sıkmaya devam ediniz ve benim bu dediklerimi dikkate almayınız. Fakat benim bununla ilgili yorumum şudur. Çok da fazla vakit harcamayacağım bunun üzerine. Bu bende pişmanlık yarattı. E, açılışta Eyüp Sabri Tuncer, limon kolonyağı ve de gül şah gül suyum var. Kapanışta ise Ariel ve persil. Bu budur. E, performansı Fena değil, iyi gidiyor. Kıyafetlerde de çalışıyor. Ama dediğim gibi parfüm beni benden aldı diyebilirim size. Onun için bundan çok fazla bahsetmeyeceğim. Bu kocaman da dekant gibi traveler size almıştım. Artık yatay organa gider bu da. Ondan sonra bir diğer parfümü de bu Chloe'nin böyle bir şişede çıkardı. Bu küçük boy. Bu küçük boy da bilmiyorum çok tatlı. Ayrıca spreyi de var. Bunu aldım. Merak ediyordum çünkü. Love Story. Şimdi Love Story'yi de deneyeceğiz sizlerle. Bunu böyle bir sıkayım. Buna blotter da yapacağım. Çünkü bu spreyi şöyle... Evet şimdi Chloe Love Story nedir, ne değildir? Ben bunu size bir anlatayım. Şimdi biliyorsunuz a Dior J'Ador ünlü bir parfüm. Kütleşmiş bir parfüm. İş yerinde, profesyonel hayatta gayet güzel bir parfüm. Birçok da beğeneni var. Ve birçok da takipçisi var imza parfümü olarak. Şimdi de oturmuş masaya artık CEO'lar mı geldi? Kimler geldi? Ay demişler bu Dior'un. Jadoru pek de bir güzel satıyor. Biz ona bir böyle bir spin verelim, bir şey verelim. Bizim de bir uh, Jadorumuz olsun diye düşünmüşler ve adını da Love Story koyalım demişler. Ee, burada uh, Jador'a benzerlik hissediyorum. Açılışına maalesef ki klasik uh, limon. Uh, Kokuları narenciye koyarak biraz e, Dior'dan uzaklaştırmaya çalışmış. Aynı zamanda kapanışına da klasik son zamanların yeni numarası paçuliyi basmış. Hadi demiş biraz da Dior'dan, J'ador'dan farklı olsun. Bunun adı da Love Story olsun demiş. E, bununla da ilgili çok fazla konuşmayacağım. Aa, e, kesinlikle benden geçer not alamaz bu. E, tatlı, e, gayet e, Sephora'ya sebile. E, nereye gidersiniz gidin, bütün departman store'lara girdiğinizde o girişteki parfümün aynısı. Klasik zaten Jadore e, şey, e, kapıya yakın olur çoğu zaman. O hep oraya bir sıkılır. Aa bu, bu ondan zaten işte. Direkt o havayı veriyor. E, love Story romantik olarak mı diye düşünmüş? Bunu geçecek. Okay. Şimdi asıl olaylara geliyoruz. Bu ikisiyle ilgili Flörtle Parfum ve de Love Story. Şöyle bir geçmek istedim üzerlerinden. Şimdi Nomad. Nomad. Beklentilerim çok yüksek. Neden beklentilerim çok yüksek Nomad'dan? Çünkü Kantan Biş adlı parfümcü tarafından yaratılmış. Kantanbiş kimdir? Eğer videolarımı izliyorsanız ilk video Dilina'da kendinden bahsetmiştim. Buraya koyarız onu hook diye çıkar. Dilina'nın yaratıcısı ve tabii ki de bende pozitif bir algı uyanıyor bu nomadla ilgili. Bildiğiniz gibi bu nomadın şişeleri Chloe'nin çanta modellerinden yola çıkılarak hafif böyle at sürüşü, hafif böyle bir Outdoor yani açık hava sporlarına atıfta bulunan bir yapıda ve de kenarında da böyle çok güzel. Ben şimdi bu küçükleri var böyle bunlara koymamış onu şey böyle küçük deri plastik deri plazlar gibi bir iki tane de böyle ip sarkıtmış. Nomad bildiğiniz gibi göçebe demek ve şimdi ben bu parfümlerden de bekliyorum o zaman. önce de bunları sıktı yani böyle bir daha böyle bir Kleo'nin signature'ından daha uzağa çekilen, daha böyle cesur, daha hareketli, daha böyle oradan oraya giden, daha dinamik bir parfüm bekliyor. Onun için de elimize alıyoruz. İlk başta ben size bu Nomad Eau de Parfum'la başlayayım. Şimdi bu Nomad Eau de Parfum'un açılışı ve bütün Nomad'ların açılışı kendine özgü. Onu söylemek zorundayım bir kere. Çünkü neden? bu turunçgilleri koymuş ama bu Mirabella Plum denen şey galiba onun adı sarı erik galiba yani sarı bir erik gibi bir şey Türkçe, Türkçesi galiba bu bizim oralarda yetişiyor zaten. Ondan koymuş. O yönden tamamıyla kendine özgü ve ben bu açılışı seviyorum açıkçası. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu açılış Chloe'den beklemediğim bir şekilde maskülen yani bu Cleone'in uh, Signature'larını, o da Toilet, o da Parfum, logoyu falan biliyorsanız bu onlardan farklı olarak biraz maskülen, biraz açık söyleyeceğim berbersi açılıyor. Biraz erkek berberi tarzı açılıyor. Ama ben bayağı sevdim bunu. Meyletmek istiyorum. O sarı erik gibi şeyin eklenmesini de fark ediyorsunuz. Yani bu uh, her zaman, her sıktığımızda karşımıza çıkan bir açılış değil. Güzel böyle şeftali de koymuş. Biraz şampuanlımsı yapmış. Kuruyuşunda da bu yosunlu oluyor. Daha çok böyle bir ağaçsı ve yosunsu oluyor. Yani genelde buna ben a, meyveli çiçeksi şüphe olarak görüyorum nomadı. Fakat şimdi ben bu nomadla ilgili size numarayı söyleyeceğim. Ne dedim? Bu nomad a, çantasından esinlenerek yaratılmış gibi kantan yapmış. Nomad göçebe demek. Fakat tamam güzel açtım. farklı bir açılışta bulundun ve de kuruyuşa başladım. Bu kuruyuşunda nereye göç ediyor biliyor musunuz? Huzur evine. Bunda ben felaket bir kuruyuşta bayat makyaj kokusu alıyorum. Ben makyaj kokusu çok severim ama bu o değil. Yani biliyorsunuz işte number 5 uh, verir ya da bu işte bahsetmiştim yine buraya koyarım. Roger Davon a good night kiss. Bunlar vintage vibe veren, bunlar pudra, ruj kokusu veren parfümler. Ama şimdi burada bence amaç o değil. Yani göçebe diyorsun, nomad diyorsun. E nereye gideyim? Huzur evine mi gideyim? Yani kuruyuş tatsız bir eskilik içeriyor. Tatsız bir kullanılmışlık içeriyor biliyor musunuz bu namanda? Dediğim gibi bu nomadla ilgili düşüncelerim çok iyi. <laughs> Yine bana ne olur kızmayın. Ah, oda tuvaleti de var. Şimdi oda parfüm de onu koyayım. Oda tuvaletinden de bahsedeyim. Oda tuvaleti de burada. Şimdi oda tuvaletinin bana sorarsanız kapanışında Oda parfümden bir farkı yok. Ama açılışında kesinlikle daha ferah, yüzde yüz klasik bir oda tuvalet numarası çekilmiş buraya. Yine yani biraz maskülen, biraz ben neden bilmiyorum ama tıraş kremi alıyorum bu parfümden. Tamamıyla saçmalıyor olabilirim. Bana aşağıda yorumlarınızda yazın. Ve bence o maskülen, tıraş, ya o tıraş kremi maskülen de bir koku değil. Yani o berber maskülen koku o da tuvalette daha fazla hissediyorum. Ama performansı yerlerde olduğu için çok daha çabuk dağılıyor ve kuruyucu. Huzur evine çabuk göç ediyor bu. Huzur evinden de çabuk ayrılıyor. Artık oradan ne, ayrılınca nereye gittiğimizi siz biliyorsunuz. O yönden uh, Nomad Eau de Parfum'un uh, performansı daha iyi. Onu söylemek zorundayım. Bu ikisi Eau de Tuvalet Toilette ve Eau de Parfum layer edilebilir. O yönden çok uygun bir seçim olur nomad kokusunu seviyorsanız. İkisini sabah sıkın, çantanıza oda tuvaleti koyun. E, günün sonuna doğru eğer bir yere devam edeceksiniz de bir iki fıs e, oda tuvalet gider. O güzel açılışı almış olursunuz. Bu sarı erik dediğim bu hafif turunçlu, hafif şeftali o güzel açılışı almış olursunuz. Günün sonuna kadar sizi götürür. 2020 yılında Şubat'a geldiğimizde de a, Chloe nomada bir absolü yaptı. Şimdi absolüt de parfüm deyince ben ne anlıyorum? Allah diyorum ekstreler basmış, konsantre artmış, daha yoğunlaştırılmış, daha böyle bir opaklaştırılmış, daha transparan özellikleri arındırılmış bir parfüm bekliyorum. Şimdi absolüde Absolü yine o güzel, o farklı dediğimiz, o Mirabella iri gibi ne, o plan dediğimiz şey var. Ama bu sanki Absolü limonları çıkarmış gibi. Ama ben bu parfümü sıktığımda ben hala bu açılışta Nomad'ın klasik olan limonlarını alıyorum. Bilmiyorum ya benim bir önyargı oluştu o Nomad'a karşı. Nota listesinde vermiyor turunçgil ama ben tenimde açıkçası bu limon su yani o ferah açılışı hissettim. Devamında yine aa, ortaya güzel böyle yosunları koymuş. Kapanışını aynı yapmış gibi. Çok naif olmuş. Ne olmuş biliyor musunuz? Nomad aa, absolu de Parfum. Bence bilmiyorum tabi bu tamamen spekülasyonum. Bu Nomad size maskülen açılış dedim ya. Bu biraz bir feedback geldi. Müşterilerden mi aldılar artık? Şirketlerden mi? Demişler bunlar biz bir bu bir a Nomadı biraz feminenleştirelim, biraz böyle bir parfümsü bir hava koyalım. Onun adını da Absolüde Nomad koyalım demişler. Absolüde Parfüm Nomad bakabilirsiniz. Sanki bence EDP ve EDT'den daha iyi. Bilmiyorum. Öyle bir hava geçti bana bundan. EDT ile ilgili bahsetmiyorum zaten onu almayın o kötü. EDP'den sanki Absolüde Nomad daha iyi. Fakat ben dediğim gibi bundan uzak duracağım. Ve de asıl günün bombasına geçeceğim ben. Chloe 2009 Signature Eau de Parfum. Şimdi o ikisine geçmeden önce benim elimde bu Chloe Low denen şey var. Bu Eau de Tuvalet parfümün konsantrasyonunda Low, su adı şeklinde çıkarılmış bir şipre parfümü. Ve de size bir şey söyleyeyim mi? Eau de Tuvalet konsantrasyonu olmasına rağmen Kalıcılığı çok iyi. Açılışında ben buram buram Greyfurt alıyorum bundan. Ve açıkçası çok da kızmıyorum. Çünkü kuruyuşunda da çok güzel bir şipre parfümü havası veriyor. Bence bayağı yetişkin olmuş burada. Chloe Lo'da. Bunun beğeneni tahminime göre diğerleri kadar fazla yoktur. Çünkü bu biraz keskin. Bu biraz nişimsi vuruyor aradan aradan. Buna bir bakın derim. Bu yaz aylarına çok iyi gider ve yaz aylarına farklı bir esinti verir kullanan kişiye. Ama dediğim gibi açılışında biraz bir sarsıcılık var ama ben beğendim. Limonlar e, turunç olmasına göre rağmen beğendim. Bu bu güzel yapılmış bir şiphe havası aldığım bir parfüm. Bundan arada da şöyle bir küçükçe bahsetmek istedim ve de önümde hemen geldim size. Eau de toilette Chloe Signature. Çok beğenilen bir parfüm. Kütleşmiş bir parfüm. Klasik bir parfüm. Temiz, taze, kokmak istiyorum diyen insana çat diye yapıştırdığımız bir parfüm. Bildiğiniz gibi. Notalarından çok bahsetmeyeceğim. Herkes biliyor. Gül, taze. Benim çok negatif bir yaklaşımım yok. Chloe Signature'a parfüme karşı. Fakat bu odu tuvaletle ilgili bir şey bahsedeceğim size. Bunun açılışında odu pahfımdan farklı olarak ben karpuz kokusu alıyorum. Güzel de. ama bu böyle karpuzun içini yiyen ortadaki kısmı değil. Bu böyle karpuzun son kabuğuna yaklaşık yerinde böyle hafif açık renkli kırmızımsı, keleğimsi, kıyarımsı böyle bir yer olur. Orayı keserken böyle hem taze hem meyvemsi hem böyle sulu bir koku gelir. Hatta bazen oraları da yeriz. Ben orada yemeği de severim. Onun açılışında, bunun açılışında o var. Ode parfümden farklı olarak. Ve de güzel ama dediğim gibi genel olarak ben koruyuşunda da tamamıyla aynı DNA ile paralellik seziyorum. Ve dediğim gibi Nomad'da bahsettiğim gibi kesinlikle Chloe'de o de parfum o de tuvalet layer edilebilir. Evet o de parfüme geldiğimizde bence Chloe'nin en iyi ürünü portfolyosundaki tamamıyla temiz kesinlikle tehditkar olmayan, çiçeğimsi, frezyalı, kapanışı da böyle hafif masklı gibi klasik temiz bir koku bu benim için. Bu benim için dünyanın en pahalı Ariel'i, Omomati gibi düşünün. Ben bunu öyle yönüm, e konumlandırıyorum hayatımda. Günlük hayatımda kullandığım bir şey değil. Bildiğiniz gördüğünüz gibi küçük minyatürleri var önümde. Chloe ile ilgileniyorsanız ilk başta test etmeniz gereken Chloe Signature Eau de Orada zaten numarayı bu Chloe tarzıyla başlatmıştır. Fransız, feminen, romantik, yumuşak tarzını, Parisli tarzını. Her yaşı uygun bence. Benim fikrime göre 40-45 yaş üstü bayanlara çok uygun değil ama seviyorsanız mutlaka kullanmaya devam edin. 13-20 yaş arası kızlarınız varsa onları çok güzel hediye olacak bir parfümdür bu. Aynı zamanda o da tuvaleti de. Dediğim gibi Chloe Eau de Parfum, okey diyorum. Çok pahalı bir Ariel havası alıyorum. Kötü mü kokuyor? Asla. Temiz mi kokuyor, taze mi kokuyor, genel zevki uygun, tehditkar değil mi? Hepsi de öyle, aynen öyle. İş yerine de giyersiniz, dışarıya giderken de giyersiniz, dört mevsimde giyersiniz. Zaten bence bu popülerliği de bu genel olarak çok büyük bir şemsiye açmasından kaynaklanıyor. Bunun dışında benim Chloe ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bana aşağıda yazın, siz ne düşünüyorsunuz? Hangi Chloe'yi beğeniyorsunuz? Hangisini beğenmiyorsunuz? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte zaman geçirdiğiniz için daha çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Parfümlerle kalın. Kafanıza her şeyi çok takmayın. Hoşçakalın.